CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep'te düzenlediği fıstık mitingine giderken yolda önünü kesip dertlerini anlatan kadın çiftçinin, CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan, erkek eylemcinin de CHP Oğuzeli Belediye Meclis Üyesi Mahmut Güven olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisi tarafından Gaziantep'te düzenlenen fıstık mitingine katıldı. Gaziantep Havalimanı'nda inen Özel yolda durarak fıstık bahçelerindeki üreticilerle konuştu. Yeniden yola çıkınca önü traktörlü bazı kişiler tarafından kesilen Özel aracından inerek bu kişilerle de konuştu. Özel konuşmasında üreticilere destek sözü verirken buradaki sözde eyleminse bir mizansen olduğu ve genel başkanın partililer tarafından aldatıldığı ise CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Özel'le tokalaşıp konuşan kadının kendi eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. Ben bir çiftçiyim, ben bir anayım. Benim babam beni bu yeşil altınla büyüttü. Biz de çocuklarımıza Gaziantep ve çevresi bütün köylerimiz olarak bununla çocuklarımızı eğitiyoruz. Efendim biz bize sahip çıkmanızı istiyoruz. Sahip çıkılmıyor. Geçen yıl bu yeşil altın 500 liraydı. Şu bu sene 250 lira. Şimdi söz veriyoruz sahip çıkacağız. Hiç merak etmeyin, bir tek ricam var. Yolu kesmişsiniz, sesinizi duyurmak için haklısınız. Yol çok kapanmış, ambulans da var, hasta da var diyorlar. Evet. Ben mitinge gideceğim senin sesini duyurmaya. Bunu da bana ver. Göster. Tamam. Adın ne ablan? Aslı. Aslı abla verdi bunu diyeceğim. Aslı verdi bunu diyeceğim. Bunu alıyorum. Sesini duyurmaya gidiyorum. Öte yandan aynı eylemde yere fıstık döken sözde eylemcinin ise CHP Oğuzeli Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıktı. Bu durum kent kamuoyunda ya konuşturacak çiftçi bulamadılar ya da kendilerince tiyatro oynadılar şeklinde yorumlandı. 25 lira, 9 lira. Önce şu fıstığı bir konuşayım sonrayım. Şimdi bu fıstık, bugün satarsan kaç para? Bugün satarsan 250 lira sayın başkanım. Bu 550 liraya kadar sezondan önce çıktı. Ondan sonraki sezon girdikten sonra tekelleşmiş dükkanların eline geçti. Ne yazık ki devletimizin başındaki hükümet bu bizim Gaziantep fıstığımıza, yeşil altın dediğimiz fıstığımıza bizim sahip çıkmadı. Şu durumda...